Bir metalin paslanmasını önlemek, bir yarayı iyileştirmek, iş elbisesi üretiminde yapılan doyurma işlemi. Tüm bunlar için vazelin kullanırız. Küçük bir kutudaki bu şeffaf madde bir işçi için de, bir doktor için de, bir terzi için de faydalıdır. Herhangi bir insan için de faydalıdır. Sağlık dolabınızda vazelin olmama ihtimali yoktur. Sizce vazelini cilt bakımına çok önem veren güzellik uzmanları mı icat etti? Belki de çocuklarını oyuncak savaşlarından doğabilecek yaralanmalardan korumak isteyen şefkatli anneler icat etmiştir. Aslında vazelin bir grup işçi tarafından yanlışlıkla icat edildi ve bu icatlarından bir kuruş kazanmadılar. 1859 yılında ABD'de bir gaz patlaması yaşandı. Kimyager Robert Chesebrough yanıcı bir maddeyle deney yapıyordu. Deney yapmaya o kadar düşkündü ki sürekli bir yerlerini yakıyordu. Bir gün yeni örnekler almak için petrol rafinerisine gitti. İşçilerle muhabbet ederken Chesebrough bazı işçilerin akıtan borulardan yapışkan bir madde topladığını fark etti. Bu maddeleri yaralarına sürüyorlardı. Chesebrough onlara ne yaptıklarını sordu. İşçiler ona bu maddenin yaralar için müthiş bir merhem olduğunu ve mutlaka denemesi gerektiğini söyledi. Bunu duyan bilim insanı sadece gülüp geçebilirdi ama doğruyu söyleyip söylemediklerini merak etti. İşçilerin topladığı bu maddeden o da... Bu yapışkan maddeyi incelerken içindeki bazı bileşenlerin iyileştirici özellikte olduğunu keşfetti. Chesebrough bu maddeyi yaralarının üstüne kalın bir tabaka olarak sürdü ve sonuç şaşırtıcıydı. Yaralar hızla iyileşmiş ve iz bırakmamışlardı. 14 Mayıs 1870'te Robert bu hayat kurtarıcı maddeyi üretmeye başladı. Ama tıp dünyası bu maddeyi pek hoş karşılamadı. Çünkü isminin petrol jeli olması müşteriler açısından kötüydü. Pek de güzel bir isim olmadığını kabul edelim. Kimyager markanın ismini değiştirip vazelin yaptı. Yunanca su ve yağ demekti ve satışlar patladı. Doktorlar cilt yaraları için vazelin önerir hale geldi. Aktrisler yüzlerine gözyaşı çizmek için vazelin kullanıyor. Yüzücüler havuza atlamadan önce vazelin sürüyor. Vazelin olmasa ne yapacaktık? 1878'de Chesebrough vazelin markasının patentini aldı. Bugün şirketin hakları Unilever'de. Vazelin markasıyla bir takım cilt bakım ürünleri üretiliyor. Chesebrough hem zengin hem de ünlü oldu. 1883 yılında şövalye ilan edildi. Seremoniye katılan Kraliçe Victoria her gün vazelin kullandığını itiraf etti. Bir mucit başka ne isteyebilir ki? Belki de Chesebrough fabrikaya daha çok gidip işçilerle daha çok sohbet etmeliydi. Kim bilir, işçilerin parlak ama mütevazı fikirleri sayesinde kaç icat daha yapılabilir?